hela <preach> kaba mavito Jurani dersiz ünites for mavito Jurani, ünite Üniteşkunişi Yoho dolokun dolokunupe. yani 12 ünitedeyiz ünitemizin adı Dolokunupe yani giyim, kuşam. Türkçedeki ifadesiyle giyim, kuşam. Ee, neler var dersimizde bakalım. Daha doğrusu bu ünitede neler var ona bakalım. Ham ünites, mupedoviguraten. Yani bu ünitede neler öğreneceğiz. Ar, dolokunuşi, zitape. Yani giyim kuşamla ilgili olan kelimeler Jür iki. Getfalu dolokunu modvalu. Bu ne demek? Lazca'da başka dillerde, başka şekillerde olabilir ama Lazca'da e, şapka takılır değil mi Türkçe'de aslında? Şapka takılır, evet. Şapka takmak, Lazca'da gevitum deniliyor. E, belden yukarı boğaza kadar olan giysileri işte giymek e, dolokumu dolovikunam deniliyor. Belden aşağısı yani pantolon, e, don, çorap, ayakkabı movidum deniliyor. Bunları göreceğiz. Sum perepe peri lazuri perepe peri lazcada renk demek. Dolayısıyla bu dersimizde Lazca'daki renkleri Göreceğiz. Otho Namperi porça dologokunz Namperi hangi renk? Namperi porça dologokunz Hangi renk e, porça? Yani porça giysi denilebilir. Gömlek bir porçadır. E, yılanın üzerindeki derisi de bir porçadır. Giydiğiniz atlet de porçadır. Porça üzerine giyilen giysi. Evet bunun renkleri göreceğiz burada, hangi renk olduğunu işte bu giysiler üzerinden konuşacağız. 5. Mu peri porça dolo ya Doloku neri ore? Mu peri porça dolo kuneri ore? Şimdi napı peri hangi renk, mu peri nasıl, ne biçim? Renk de ifade edilebilir aslında ama mu peri dediğiniz zaman e, uzun mu, kısa mı, kalın mı, ince mi gibi başka sıfatlar da işin içine girebilir. Namperi olunca sadece renk kastımız oluyor. Burada önemli olan dolokuneri kelimesi. Dolokuneri giyinmiş halde. Yani bu beş numaralı dersteki muradımız şu dolokuneri, getferi, modveri, kaçapumeri gibi sonu eriyle e, biten ya da eri eki alan fiiller hakkında biraz konuşmak. Hepsi adır gerçi de. Yani bu eki konuşmak. Şimdi sırayla derslerimize başlayalım, öğrenelim bunları. Mavito jurani niteşi marani dersiz forat. Ne demek? 12. ünite, giyim kuşam ünitesinin birinci dersindeyiz. Bu derste dolokunuş zitape. Yani giyim kuşamla ilgili kelimeleri belli başlı olanlarını göreceğiz. Tümü biraz zor. Ne var? Porça. Porça. Porça her şey bir porça olabilir. Ama bel ile boğaz, boyun arasında bir yerde olması gerekiyor. Yani örneğin gazak bir porça. Gömlek öyle. Atlet öyle. Hatta tişört de bir porçadır. Neden böyle bir tane kelime var? Çünkü insanlar eski dönemlerde çok e, farklı tür giysiler üretme ve bunu bir e, farklı farklı isimlendirme gereği duymamışlar. Ne giyersen giy buna porça demişler. Pontuli, şarvali diyen de var pantolon. Kudi, kudi çok kadın bir kelimedir Lazca'da. E, bere, bere. Modvalu, ayakkabı. Zineci çorap, zendeci de deniliyor pazarda Atina'da. Hatta zineci de deniliyor. Forka, forga kadın elbisesi. Buna elbise deniliyor. Foga deniliyor. Atinado, Ardaşen'is yani pazar ve Ardaşen'de. Xeştati, xe, he. xeştati, tati, pati demek pati. Xeştati eldiven oluyor. Matskindi yüzük. Batıda yani pazar ardeşinde matindi deniliyor. Şikatsale, şikatsale, şka bel demek, şikatsale belden aşağısı etek anlamında kullanılıyor. Ucikumbi, ucikumbi çok e, az yerde bilinen bir şeydir. Mesela ardeşende e, bir bölgede kullanılıyor yakın zamanda öğrenmiştim. Uci ve kumbi, kumbi böyle bir tane gibi bir şey oluyor. Uci kumbi küpe Lazca'da. Yani küpenin Lazcası var. Ve otole, toli, göz, otole, gözle ilgili bir şey. Yani gözlük anlamında otole, yeni önerilen bir kelimedir. Otole, gözlük. Gördüğünüz gibi burada az sayıda kelimeyi Ele aldık giyimle ilgili. Tabi örneğin ee, ceket için ceketi deniliyor. Ya da şöyle söyleyelim. Bunların da farklı söylenişleri olabilir farklı yerlerde. Ama kabaca ele aldığımız zaman Lazca'daki giyim, kuşamla ilgili kelimeler bunlar. Şimdi ikinci derse devam edelim. Ma vito jurani ma jurani dersis vorat. Yani 12. ünitenin giyim kuşam ünitesinin ikinci dersi. Lazca'da giyiyorum nasıl diyoruz? Giyinme ile ilgili fiiller nelerdir? Getfalu, dolokunu, modvalu. Bu fiillerin çekimini merak ediyorsanız fiil çekimi ile ilgili yaptığımız kısa videolara bakabilirsiniz. Şimdi. Makudi gevitum. Gevitum yani ben bere takıyorum Türkçede. Batı Lazcasında yani Lazcanın konuşulduğu batı bölgelerde Batı Lazcası diye bir şey yok. Batı bölgelerinde cevitum ...şeklinde kullanılıyor. Gevitum, cevitum. Bu fiilin farklı farklı... ...söylenişleri var. Örneğin gevitum... E, ...gebitum denebilir. Gebitumer denebilir. Cevitum... ...denebilir. Cebitum da denebilir. Yani birçok farklı söyleyişi olabilir. Şimdi oraları geçiyoruz. Siz biliyorsunuz ne olduğunu... ...herkes kendi kullandığını biliyor... Ee, devam ediyoruz. Gevitum şu demek. Halihazırda, şu anda ben kafama bereyi geçiriyorum. Bereyi takıyorum. Şu an o işlemi yapıyorum. Şimdi yapıyorum ama. Gevitum. Makudi gevitum. Şimdiki zamanda bir ifadedir bu. İkinci durumda gemotun ya da cemitum. Üzerimde bere var. Yani kafamda bereyi takmış haldeyim şu anda bere kafamın üzerinde duruyor demek. Yani bir durumu anlatıyor, bir hali anlatıyor. Kafamda bere var şu anda. Gemotun ya da cemitun. Cemitun. Ama burada birincisinde neydi? Birincisinde şu an takıyorum. Kudi gevitum. İkinci durum. Ma porça Dolu Dolovikunam Atina'da benim memleketim. Pazarda delevin kunam, ardeşende de dolovin kunam şeklinde oluyor. Bu da şimdiki zamanda bel ile boyun arasındaki giysiler için. Yani porça, gömlek, başka şeyler için. Ee, ceket, ceket de olabilir. Dolovikunam diyoruz. Ma porça, dolovikunam. Ma mintani, dolovikunam. Foga, Forka örneğini vermiştik. Kelime olarak Forka vardı. Kadın giysisi. Dolovikunam şeklinde kullanılır o. Şu anda giyiyorum. İkinci durumda Dolomokunz üzerinde bu giysi var. Mevcut. Ben bunu giydim. Giymiş haldeyim oluyor. Halihazırda üzerimde bir giysi var. Gömlek var. Tişört var. Gibi. Dolomokunz Dolamonkos diye farklı bir çekimi de var. Oraya geçiyoruz. Buradakiler üzerinden gidiyoruz. Üçüncü durumda Ma Pontuli Movidum. Movidum, Movidum, Movidum er yine farklı şeyleri var. Ama Movidum hali hazırda. Şu anda pantolonu giyiyorum. Yani bacağımı soktum, bir bacağımı soktum. Diğerini hazırladım. Pantolonu giyiyorum demektir. İkinci durum işte momozin. Momozin, hazırda üzerimde pantolon var. Yani ben, benim üzerimde siyah bir pantolon var derken ma uça pontuli momozin oluyor. Batıda pazar ardeşen momozun şeklinde. Momozin, momozun, zun, zin diye değişiyor. Ama mantığı aynıdır. Şimdi bunlar tabii e, değişiyor. Örneğin zineki. Çorap, momozin, movid, movidum, movidum giyiniyorum, momozin giyinmiş haldeyim. Ayakkabı için de movidum, momozin giyiniyorum, giyinmiş haldeyim denir. Yüzük için, böyle bir tarafa girdiği için, yüzü bir yere geçirdiğiniz için, e, matkindi, movidum, matkindi, momozin denir. Ama bilezik için, bilezoi, gevidum ya da ...Gemizun denir. Tabi etek için başka bir şey. Peştemal için başka bir şey. Eğer boğazınıza bir şey dolayacaksanız... ...kaşkol o ayrı bir şey. Ama biz tümüne girersek bu başka bir şey olur. Dolayısıyla buradaki fiillere bakabilirsiniz. Ders kitabınızda Lazuri Doviguram adını taşıyan... ...ders kitabınızda bu konuyla ilgili... ...hem çekimler var hem kapsamlı örnekler var yani fiil çekimleri var. Her şey var orada. Ee, kitabınıza bakıp daha kapsamlı bilgi edinebilirsiniz. Şimdi biz bu konuyu burada kapatıyoruz. Üçüncü dersimiz yani Masumani dersiz Cevoca Gevoca TV. Mavito Jurani Uniteşi Dolokunu Pegin Masumani dersiz foret. Yani ikinci ünitenin 3. dersi Lazca'da renkler. Bütün dillerde olduğu gibi Lazca'da da renklerle ilgili kelimeler var elbette. Bizim coğrafyamız malum yemyeşil bir coğrafya. Deniz var, masmavi bir denizimiz var. Yukarıda gök, çoğu zaman bulutlu olsa da olsun gök mavisi de var. Yani renk çok bizde. Renk çok ama çok renk kullanılmaz aslında. Yine de var olanlara bakalım. Uça. Uça, uça. Siyah, kara. Kıçe. Beyaz. Hanceni. Hanceni. Yeşil demek. Mutlaka itiraz eden çıkacaktır. Ben duymadım diye. Ama ben duydum. Var. Cıhata. Mavi. Skita. Sarı. Sarı için sarı da kullanılıyor. Sarı. Hanceni için yeşili de kullanılıyor. Yeşil. Yeşili kamyoni muhtimen demiyoni. Madulya varmahenen hanumi gomiyoni. Şiirinde geçiyor bu. Yeşil kelimesi. Aranza, portakal rengi ne oluyor? Turuncu. Bresti ya da bura diye bir kelimemiz var. O da gri. Gri, gri işte kül rengi gibi bir şey. Lazlar pek sevmez bu rengi. Sonra şey renklerimiz var, ee, böyle bir şeye benzeterek çıkardığımız, söylediğimiz şeyler var. Mesela letaş peri, leta, toprak, toprak rengi, letaş peri, toprak rengi nedir? İşte kahverengi gibi bir şey herhalde, bir ton, bir türü, tonu. Zuhaş peri, yani deniz rengi, deniz mavisi, zuhaş peri. Ntaş peri, Nca, gök. Taşperi, şperi, gök mavisi oluyor. Tabii gökyüzü açıksa gök mavisi. Kapalıysa gri olur o da. Ve kahve rengi, kahverengi, lazlar kahve ile yakın zamanda tanıştı muhtemelen yani belki 100 yıl. Dolayısıyla yeni bir renk sayılır kahve peri. Ama bunun gibi bizim unuttuğumuz, kaybolan başka renkler var. Mesela ne vardır? Madi. Duydunuz mu? Madi. Yaşlı Lazlar bilebilir, eski Lazlar. Madi. Şiiri var. Ebozo tolimadi, lobias var dadi. Tolimadi uzun yıllar merak ettim ben de neydi diye. Madi sanırım kendirle ilgili, sanırım değil kendirle ilgili bir kelime. Yani kenevir bitkisi vardır ya kendir kenevir falan. Bizim orada çok olurdu eskiden sonra yasaklandı bir şeyler oldu o madi yeşilin bir tonu olması gerekir. Ebozo tolimadi. Mesela toli kapça denir. Toli kapça. Kapça ne? Hamsi. Hamsiye benzer bir renk. Daha açık renkler herhalde. Değil mi? Olabilir böyle. Bunun gibi başka şeylere benzetilmiş, bir takım nesnelere benzetilmiş ya da bir takım nesneler üzerinden ifade edilmiş renkler de var. Ama Lazca'daki belli başlı renklerimiz bunlar. Tekrarlayalım. Uça, çe, cita. Hanceni, cıgata, skita. Aranza, bresti. Letaşperi, zuhaşperi, çaşperi, gaveşperi. Mağut hani dersişe golovulu. Ma Jurani üniteşi Maltani dersi spor Ne demek? 12. ünitenin 4. dersindeyiz. namperi peri porça dologo kunus. Nam kudi gegotun. Nam zineki mogozin. Nam peri porça dologo Soru hangi renk giysi var üzerinde? Namperi kudi gegotun'' kafanda hangi renk bere var? Namperi sineki sineki sendeci ama sineki burada gördüğünüz yazılı olan bizim temel aldığımız namperi sineki mogozin yani ayağında hangi renk çorap var? Şimdi biz tabi bunların tümünü veremediğimiz için üç temel yapıyı, üç temel ifadeyi baz aldık. Onu anlatıyoruz. Dediğim gibi daha önce de söylediğim gibi kitabınızdan bakabilirsiniz fazlası için. Cevapları şöyledir. Ma uça porça dolom Ma uça porça dolom Ya da ma cita kçe bresti porça dolom okunuz. Ma aranza porça dolom okunuz. Hançeni cıgata porça dolom okunuz diyebiliriz. Devamında ikincisi <laughs> nam kudi gegotun. Ma uçakudi kudi gemotun, çekudi gemotun, gemotun cemitun yani bizim tarafta. Cemotun, cemitun pardon diyebilirsiniz. Ve son soru. Tineki mogozin, mogozin

dersi de burada bu şekilde bitirdik. 5 numaralı derse geçiyoruz. Mavito Jurani Niteşi Mahutani dersi. Muperi porça dolokuneri ore. Nasıl giyisi var üzerinde? Burada önemli olan bizim için bir yapı var. Dolokuneri. Dolokunu dolovikunam, dolokunu fiil, dolokuneri giyinmiş halde, getferi getfalu, takılmış halde, getferi vore, sineki modveri, modvalu, modumu, eri eki alıyor burada, modveri giyinmiş halde ama pantolon vesaire için. Şu eri yapısı yani fiillerin sonuna gelen eri ne yapıyor? Ee, şunu yapıyor fiilin önüne geldiği için nasıl bir eylem olduğunu anlatıyor Eylemin biçimini anlatıyor yani orada zarf gibi çalışıyor. fiilden türemiş zarf oluyor bu Lazcada. ve neredeyse bütün fiiller yani fiillerin önemli bir bölümü, bu eri ekini alabiliyor. Örneğin o dahu kırmak. Daheri kırık, kırılmış olan. Mesela o silmek, yerleri silmek, temizlik yapmak. Koseri silinmiş halde, silinmiş vaziyette. Mesela o yazmak. Çareri yazılmış halde, yazılı gibi. Bunları çoğaltmak mümkün. Kitabınızda bu konuda bilgi var ama çok fazla bilgi yok. Bunu kitaptakilerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca başka kaynaklara da başvurabilirsiniz. İlginizi çekiyorsa, çevrenizde Lazca bilenler varsa onlara sorabilirsiniz. Peki şimdi cevaba geçelim. Mu Muperi porça dolokuneri ore yani ne biçim nasıl bir giysi var üzerinde sorusu muperi hatırlayın az önce namperi hangi renk demiştik o rengi özellikle vurgulamak için namperi ama muperi e, muperi nasıl ne tür ne özellikte olan gibi bir anlama geliyor burada sadece renk değil renkte de bahsedebilirsiniz muperi derken nitakçe gene diyebilirsiniz ama renkle birlikte e, giysileri tanımlayan, anlatan başka sıfatlar da kullanabilirsiniz. Muperi, beji beci porça beci porça, kalın elbise. Tutku Tutku porça tutku hem seyrek anlamına gelir Lazca'da ama hem de giysi için mesela ince anlamına gelir. Tutku porça Mesela tahta için tutku pizari, ince tahta anlamına gelir. Gunze 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 porça olur mu? Olur. Giysi uzundur. Gunze porça olur. Gunze pontuli olur. Uzun pantolon nihayetinde. Ee, gunze porça dolo kuneri vore. Gunze kudi. Gunze kudi uzun fes olmaz. Yani olur da pek nadir. Ama gunze pontuli modveri vore olur. Gunze e, tişörti dolokuneri olur. Gule kısa. Elbisenin kısası olur, uzunu olur. Hani kadın elbisesinden bahsetmiştik. Forka. Batıda foga demiştik. Forka, foga. Beci foga, gunze foga, gule foga, tutku foga, beci foga denebilir. Burada beci porça dolokuneri vore, tutku kudi getferi vore, gunze pontuli modveri, modveri, modvaleri vore, kule pantolim, gule pontul kısa pantolon. Pantolonun kısası olabilir, hatta modası bile olur onun. Gule pontuli modveri vore diyebilirsiniz. Ben birkaç soru sorayım madem bunları şey yaptık, siz cevaplayın. Si mu peri porça dolokuneri ore. Si, si kullanmasak da olur. Si, mu peri kudi getferi ore. Mu peri sineki modveri ore. Bunlara da siz cevap verin. Bitti bu ders. Hemen akabinde birkaç soru yazalım ve 12. üniteyi bitirelim. Mavito Jurani ünite şeyi Yani 12. ünitenin sorularındayız. Bitiriyoruz sorulardan sonra. Ben soruyorum, siz cevaplıyorsunuz. Cevaplarınızı e, izlediğiniz platformun altındaki yorum kısmına yazabilirsiniz. Si kudi gegotuni. Si kudi cegituni. Kudi cegituni iki jur, Si muperi peri sineki giğun. Si mu peri giğun. Si mu peri sinek epey Beci, tutku, uçakçe, çita, mu peri. Giğun. Giğunu biliyorsunuz. Miğun, giğun, uğun. Sahip olmak, cansızlara Sum. Si nam peri Gaoropen. Sinamperi Gaoropen. Hangi rengi seviyorsun? Ma. Uça Maoropen. Sinamperi Gaoropen. Gaoropen daha çok böyle batı yakasında kullanılan bir kelime, sevme kelimesi. Arhavide Hopa'da nasıldır? Araştırın, yazın. Sinamperi Gaoropen namperi garope. Otxo, si mu peri porça dolu gokuns. Mu peri, namperi. İkisi ayrıydı biliyorsunuz. Mu peri yani içine sıfatlar da giriyor. işte ince kalın, tutku, tutku, beci, gule, gunze, gibi. Mu peri porça dolu gokuns. Ma tutku porça dolu mokuns. Si მუფერი პორჩადოლო გოქოს უნიტეშკუნი დიჩოდ ხელა კაობადო სკვანობათე ორტიტ პანდა ხელერი გოქთით გურიშ ხელათ